Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Fatih ilçesinin Eminönü semtine sesleniyorum. Seçmenlerimize Türkiye'de yargı bağımsız mı, değil mi? Siz yargıya güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. İyi seyirler. Yargıya güveniyor muyuz, güvenmiyor muyuz? Hukuki mi, siyasi mi Türkiye'de yargı? Güveniyoruz. Yargıya güveniyoruz ya, sıkıntı yok. Bence yargıda biraz sıkıntı var yani, seçimlerden dolayı. Yargıya güveniyoruz. Güveniriz. Güveniyoruz. Valla bu durumda güvence kim giriyor atıyor, kim giriyor şey atıyor. Yok. Ben yargının biraz şey oluyor, ben yargıyla fazla otur şeyi anlamam ama bence yani bilmiyorum yani. Evet biraz yani yargı iki partinin elinin arasındadır. Tırnak için. Ben yani bilmiyorum yani ben o kadar. Yok. Güveniyorum tabii. Yok abiciğim. Ben yargıya da güveniyorum. Hükümetimize de güveniyoruz. Bu apayrı bir soru. Bunu da sormamak lazım. Yani şu günümüzün koşullarında. Yok. Güveniyoruz. Yok. Güveniyoruz tabii. Yargıyla hiç işiniz oldu mu? Düştünüz mü yani hakime savcıya karar vermek? Yok. Olmadı hemen. Tabii ki yargıya güveniyoruz. %100 güven var. Yargıya güven şu anda yok. Görüyoruz. Yok. Tabii güven, ben orada yaşadım ya, normalde yok yani. Burada yok aynı. Yargı doğru değil ki yani. Yargı kalmadı. Güveniyorum. Var. Güvenimiz var. Yargıyla hiç işiniz oldu mu? Yok. Ha, bu durumda hiç yok. Hiç yok. Efendim? Yargıya güveniyor musun, güvenmiyor musun hukuka? Yargıya güven var mı yok mu? Vallahi bilemiyorum. Ben ülkemize gidip dünyadaki hiçbir yargıya güvenmiyorum. Dünyada yargı yok. Türkiye'de yargı ne zaman olmuş? Adnan Menderes asılırken yargı mı varmış? 28 Şubat'ta yargı mı varmış? Hiçbir zaman yok diyorsunuz. Hiçbir zaman zaten yoktu, yine yok. Adalet yok. Yani şimdi yarın öbür gün başka bir düşünceden bir parti iktidara gelse bu sefer hakimler oraya dönecek. Burada hakimleri sorgulamak lazım o zaman. Yani Ahmet gayet tabii şimdi yani rüzgara göre karar verirsen sen hakim falan değilsin. Rüzgar gülüsün yani. Anlatabiliyor muyum? Zaman olmamıştır diyorsunuz. Türkiye'de hiçbir zaman yargıya güven olmadı. Çok teşekkür ederim. Dünyadaki yargıya da ben yani uluslararası hukuka hiç güvenmiyorum. Bak 1 milyon insan ölüyor Irak'ta. Irak'ta 1 milyon insan ölüyor. Adam çıkıyor Tony Blair'e diyor ki özür dileriz, orada kimyasal silah yokmuş de. Şimdi orada hukuk mu var? Adalete her zaman güveniyor. Vallahi kimseye güvenmiyorum. Hükümetin yargısı bu. Yargıya hiç güvenmiyorum çünkü o kadar olay, kadın cinayetleri oluyor. Bir kapıdan girer, bir kapıdan çıkıyorlar. Bizim hukuklarımız hiç yok. Bak eşimle beraber çıkıyorum. Yani telefonla kadın olarak çıkamıyorum. Yargı yukarıdan yönetiliyor. Yargıçlara güveniyorum ama yargıya güvenmiyorum. Şu andaki yargıya kesinlikle yok. Güvenmiyoruz. Güvenmiyorum. Kesinlikle sıfır. Türkiye'de bir davam olursa hiçbir şekilde güvenmiyorum. Garantim yok. Kendimizi de emniyette hissetmiyoruz. Yargı yönünden yani. Adalet, hukuk yönünden. Siz bir devlet olmaz bir kere. Sizin bir güven var mı? Yani siz hiç yargıyla işiniz oldu mu mesela? Güvenmek zorundayız. Başka şansımız yok yani. Yargısız devlet, devletsiz yargı olmaz yani. Bu yargı vardır mesela ama siyasi otoritenin güdümünde diyebilirsiniz. Bu yani sana bu atıyorum. Yargı bütün dünyada bağımsız değil dedi. Hükümetlerin güdümündeler dedi. Hükümetin nasıl memnuna göre karar verir dedi. Büyük ihtimal dedi adam. Ya o illa yargı varsa o bir insanın var. Siyasi görüşüyle alakalı. Mesela ben taraf olurum. Bu hükümetin, bu devletin yargısına inanmam. Başkası inanır. Güvenmiyoruz. Adaletliyse güvenirim. Bu şekilde soruyorum. Bu şekilde. Yargıya güvenirim. Hayır, yok. Gayet de güvenim tam yani. Hukuka güvenmesek hiçbir yere güvenmez efendim. Bu ülkede hukuk kalmamış. Yok şu anda, hiç yok. Yok. Adaleti kaldırdılar, hukuku yok ettiler, demokrasi diye bir şey kalmadı. Yargıya %80 güveniyorum, %20 güvenmiyorum. Şöyle hukuk var, eğer işime geliyorsa Türkiye'de hukuk var, işime gelmiyorsa Türkiye'de hukuk yok. Örnek veriyorum Canan Kaftancı olayı. İşine gelen Canan Kaftancıoğlu'nun hukuk yok. İşine gelmeyene hukuk var. Böyle. Canan değilse göre var diyorsunuz. Var diyorum. Ya bunu işine düşmedikten sonra anlayamazsınız. Var abi. Nasıl yok? Olmaz olur. Hiç işin oldu mu mahkemeyle? Çok. 2-3 tane mahkeme. Şu anda bir haciz bile var üstünde. O zaman biliyorsunuz. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden bir haciz geldiği zaman gelip odadaki her ne varsa alıp götürüyorlardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Var mı şimdi? Şimdi öyle bir şey yok. Götüremiyorlar bir şey. Hayır, ne götürecekler abi? Götürmez.
Kesinlikle. Nasıl alacak alacağını peki? Nasıl alacak? İllaki bir gün alacak. Al 10 tane. 10 tane kredi kartı olanlar var. Hepsi elinde patlamış. Bir tane banka gelip de boğazını sıkıyor mu? Gıdı ya. Bu bakın hukukun bile hukuku bile yok. O hukuku da takan yok. Yani sen bana ne dedirtiyorsun? Ben onu şey yapayım. Yani şu anda sen hanginisi? Hiçbirini seçemem. Ama aratıyorlar mumla. Ya şimdi bakın şu anda vardı anlaşıldı. AK Parti bile çok yetersiz yanlışları var. Ama öbürleri yani Allahu Ekber yani. Hukuksuzluğun ne diyeyim artık atası anası duayeni artık buna abi şey teşekkür ederim çok sağ olun. Saygı. Eyvallah. Vardır. Vardır. Çok dünyanın teşekkür. Hiçbir yerinde böyle hukuk yok. Yok diyorlar ya. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle hukuk olan bir ülke bir daha da yoktur. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.